Da bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte bugün sizler için uykusuzluk, uyuyamamak gibi problemlerden bahsedeceğiz. Evet efendim, uykusuzluğa neden olan şeyler nelerdir, çözümü nelerdir? Evet, uykusuzluğa sebep olan birçok faktör var. Kişinin kendisinden kaynaklanan faktörler, iç faktörler, bir de dış faktörler diye ikiye ayrılır. 90 çeşit uyku problemi var. Yani kişi mesela diyelim ki araba sürerken veyahut da herhangi bir yerde çalışırken aniden uyuyorsa narkopati denir. Böyle aniden uyuyabilir. Bazı hastalıktır bu. Herhangi bir araç kullanırken aniden uyuma veya çalışırken aniden uyuma. Veyahut da uyurken korkunç rüyalar görme, uyuyamama. Bazıları uyurken altını ıslatır, uyuyamaz. Bazı insanlar 9-10 defa gecede uyanırlar, uyurlar, uyurlar, uyanırlar. Doğru dürüst bir uyku uyuyamazlar. Bir de çok aşırı uyuma. Elinde olmayan sebeplerden dolayı uyansa bile sürekli halsiz, dermansız, yorgun hissetme, tekrar uyuma, tekrar uyuma. Yani normal olarak uyku 6 saattir, 7 saattir en fazla. 7 saati bulmaması gerekir. Fakat bazıları 12-13 saat uyur. Bazıları 4-5 saat uyur. Bazıları hiç uyuyamaz sabaha kadar. Birçok sebebi var bunun. Eğer ki sebebi mesela psikolojikse, çalıştığı iş ortamından, aile ortamı, ailevi sebeplerden geriliyor, 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 bunalıma giriyorsa, depresif bir rahatsızlık yaşıyorsa, bu tür rahatsızlığı olan kişilerin sarı kan toron kullanması gerekir. Önce psikolojisinin düzelmesi, psikolojik olarak rahatlaması gerekir. Hem evde hem iş yerinde sürekli çevrede yaşamış olduğu olaylar, ailede veya çevrede veya iş yerinde kişi geliyor geliyor ve depresif bir duruma giriyorsa, gerilir, gerilmeden psikolojik bunalıma giriyorsa psikolojisinin düzelmesi gerekir. Aksi takdirde hiçbir ilaç fayda etmez. Yani bu nedenle bu tür rahatsızlığı psikolojik olarak rahatsız olan kişilerin tam depresyona girmemiş de illaki depresyon olması söz konusu değil ya. O aşamaya doğru yavaş yavaş giden kişinin önce psikolojisinin rahatlaması, relaks olması, olan her şeyi normal karşılayabilmesi gerekir. Bunun için de sarı kantoron, birleşiminde sarı kantoron, lavanta, oğulotu gibi bitki ekstrakları içeren lavanta forte. Bu kişiyi rahatlatır, relaks. Kullandığı zaman gayet sakin olur. Mesela televizyon programı çıkarken ben lavantadan alırım bir iki tane, rahat konuşurum. Aksi takdirde mesela bazı programlarda sorulu cevaplı oluyor. O zaman mesela ters ters cevap verenler oluyor, çok meraklı oluyor. Bu nedenle lavanta veyahut da sarı kantoron forte kişiyi rahatlatır. Beyindeki hormonların salgılanmasını artırır. Mesela çok önemli bir hormon, serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Noradrenalin hormon salgılanmasını artırır. Dikkat eksikliğini, kişiyi konuya odaklanmasını sağlar. Dopamin hormonunun salgılanmasını artırır. Glutamat hormonunun salgılanmasını artırır. Yani psikolojik nedenlerle uyuyamayanların sarı kantoron veya lavanta kullanması gerekir. Bazı insanlarda, çocuklarda mesela çok sık altına ıslatma olay olur. Tabii ki gerilir, üzülür. Psikolojisi gerildiği için yani altına ıslatmıştı, yatağa ıslatan çocuk artık uyuyamaz. Ailesinin de baskısı söz konusu olursa daha da kötü olur. Bu tür altını ıslatanlar tabii ki bundan kurtulması gerekir. Bunun için de ayrı bir formülümüz var. Altını ıslatanlar için, çocuklar için ayrık, yaşlı insanlarda mesela bayanlarda özellikle çok altını ıslatma vakası olur. Onları da öksürdüğü, tıksırdığı veyahut da zaman idrarı kaçırma durumu, o biraz farklı. Bayanlar için, yaşlı bayanlar ve erkekler altını ıslatanlar için kaktüs, bu İsrail'de Profesör Doktor Levin İsrail tarafından bizim bildiğimiz Türkiye'nin Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde yetişen incir kaktüsünden elde edilmiştir.
incir kaktüsü ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, ayı üzüm ekstraktı, huş yaprağı ekstraktı vesairesi. Bu altın ıslatan insanların veya idrar kaçıran insanlar, yaşlılar için uygun. Ayrık ise çocuklar için uygun. Altın ıslatma problemi aşılmadıkça bu problem aşılamaz. Bazı insanlar da çalışırken aniden uyur. Bu bir hastalık. Veya araba sürerken uyur. Bu tabii ki çok büyük bir felaket, tehlike. Bunun tedavi edilmesi gerekir. Bu da iksir, aloe vera, sarı kantaronla tedavi edilir. Ve eğer bir de şöyle bir durum var, herhangi bir sebep olmadığı halde kişi uyumak ister, sık sık uyanır. Bir türlü uyuyamaz, uykuya dalamaz. Eğer ağır psikolojik bir rahatsızlığı yoksa buna karşı çok güzel bir bitki vardı. Nedir bu? Çarkıfelek. Çarkıfelek otu, yaprağı, çiçeği, kökü hariç tamamı. Bunun damla sıdracesi yapılır. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış Almanya'da ve birçok ülkede. Bir bakalım nereden kimden araştırma yapmış. Profesör Doktor Baya ve ekibi 1991 yılında 1377 uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıkları olan insanlar üzerinde denemiş. Birleşiminde çarkıfelek ekstraktı, kedotu ekstraktı, melisa yani diğer adıyla oğlot ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı içeren çok güzel bir formül geliştirdik biz. Zaten klinik araştırmalarla bunun çarkıfelek veya latincesi passiflora. Passiflora forte. Birleşiminde passiflora ekstraktı, oğlot ekstraktı, özellik ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı bulunur. Kişi bunu kullandığı zaman problemsiz, rahat rahat uyur. Bir hanımefendiye beni aradı, dedi ki kocası hemoroidden ameliyat olmuş. Fakat 3 yıldır hemoroidinde adamcağızın kanama durmuyor. Adam da korkusundan acaba doktorum kanser der mi diye, kanser teşhisi olma korkusundan doktora gidemiyor. 3 yılı geçmiş kanaması durmuyor. Artık ailesinin zoruyla doktora gitmiş. Aa, içeride polip var. İç hemoroid de olabilir, polip de olabilir. Muayene edeceğiz, ona göre karar vereceğiz nedir diye. Bilmiyoruz demişler. Adam iyice panik olmuş. Bakmış, bir daha hanım bakmış ki kocası doktora gitmeyen hiç niyetli değil. Uykuları kaçıyor adamcağızın. Kanser mi korkusuyla uyuyamıyor. Dur demiş, buna bir çare bulayım. Beni aradılar. Dedim problem değil, hallederiz dedim. Kolay. İyi hadi bakalım. İksir aloe vera jel özel bir çay kapsül gönderdik. Kullandı. Tekrar doktora gittiğinde hiçbir şey yok, tamamen silinmiş dedi. Yani kanserim korkusuyla adamcağız olabilirim korkusuyla sabahlara kadar uyuyamıyordu. Böyle bir uyku rahatsızlığı vardı. Çok kısa sürede 6 hafta içerisinde iyileşti. Bir bitki daha var. Bu da uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma rahatsızlığına karşı bu da çok etkili. Nedir? Kedotu. Yalnız kedotu çarkıfelek gibi yaprağı çiçeği değil, kökü kullanılır. Fakat kokusu biraz hoş olmadığı için çayının yapılması, çayının içilmesi insanlara biraz rahatsız ediyor. Bu nedenle biz bunun formül geliştirdik. Bir özel bir formül geliştirdik. Nedir bunun içerisinde? Kedotu ekstraktı, çarkıfelek ekstraktı, melisa ekstraktı, özellik sarı kantaron, alıç nane vesaire. 19 çeşit bitki. Şimdi kedotuyla da ilgili klinik araştırmalar var. Profesör Doktor Martin Adler, Alman asıllı bir doktor. Efendim, sinirsel nedenlerle uyuyamama, iç huzursuzluk, sık sık uyanma, uykuya dalamama, hafif uyuma gibi rahatsızlığı olan 500 hastayı tedavi etmiştir. Profesör Vorbach, Profesör Atla, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlığı olan 60 hastayı tedavi etmiştir.
Ayrıca 225 hastayı 12 ev doktoru hastalarına sadece kedotu, çarkıfelek, oğlotu gibi bitki ekstraklerinden oluşan bitkisel drajenerle tedavi etmişlerdir. İyileşmiş, rahatlamış. Şimdi gencin birisi antidepresan kullanmış. Psikolojisi bozulmuş. Yani hormon dengeleri başlamış, anormallikleri. Gece 7-8 defa uyanıyor. Uyuyamıyor. Antidepresan bütün psikolojisini bozmuş. Uyuyamıyor. Uyuduğu zaman tekrar uyanıyor. Böyle kötü rüyalar görüyor. Hallederiz, problem değil. Onun yan tesirlerini atlatamıyor. İksir, aloe vera, kedotu, forte. Efendim, sinirlot forte. Kullandı. 6 hafta sonra hamdolsun artık rahat uyuyorum. Adamcağız bir türlü uyuyamıyor. Rahat uyuyamıyor. Bir de şöyle bir durum var. Bazı insanlar da çok uzun süre uyurlar. 12 saat, 13 saat yine kendine gelemez. Neden? Çünkü vücudun aşırı bir oranda asit oluşuyor. Asit. Bu asidi vücut atamıyor. Atamadığı için halsizlik, dermansızlık, yorgunluk devam ediyor. Asidi atmaya çalışıyor. Beyne sinyal gidiyor. Henüz vücut arınmadı, temizlenmedi. Yani yatıp uyumak aslında arınmaktır, temizlenmektir. Laktik asidi ve diğer asitleri vücuttan atmak. Yeni bir günde dinç ve dinamik olarak başlamak. Fakat kişinin vücudundaki asit oranı atılamıyorsa, temizlenemiyorsa sürekli yorgunluk hali devam ediyor. Asidi tetikleyen şeyler bir yanlış beslenme. Özellikle de aşırı peynir yeme. Peynir yiyenlerin kanında kanın pH değeri normal olarak 7.40. Peynir yiyenlerin kanı asidik ortama doğru kayar. Asitlenir. Ve peynir yiyen kişi 12 saat uyuyorsa, peynir yemeyen kişi 8 saat uyuduğunda uykusunu alır. Normal olarak insan vücudunda 100 milyon işte şu kadar hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında glikozlar enerjiye dönüşürken, oksijen tarafından glikoz yakılarak enerjiye dönüşür. Artık madde olarak da asetik asit, laktik asit vesaire bir sürü asit ortaya çıkar. Bu asitler vücuttan nasıl atılır? Su ve gaz şeklinde. Yani idrar yoluyla, nefes yoluyla. Eğer kişi yanlış besleniyor da peynir yiyorsa asit oranı iki katına çıkar. Vücut bunu atamaz. Kişi sürekli halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Yani bu nedenle de uzun uyur bir türlü kendine gelemez. Aşırı uyku rahatsızlığı uyuyan ve kendine gelemeyen insanlar için iksir kullandığı zaman vücuttaki asidi atar, metabolizmayı hızlandırır, pankreası, karaciğeri çalıştırır. Enzimler oranı arttığı zaman vücutta asit oranı kısa sürede. Artı ginkgo da aynı şekilde beyne kan akışını artırır, beyni besler. Ginkgo burada bir yerde herhalde. Ginkgo beyne kan akışını artırır, beyni besler. Ve bu da halsizlik, dermansızlık, yorgunluğa karşı da etkilidir. Bazı kişilerde korkunç rüyalar görür. Özellikle çocuklar rüyanın etkisiyle, kabus nedeniyle bağırarak, çağırarak uyanır. Bir daha uyuyamaz. Bu kabus görmeye karşı ne var elimizde? Kötü rüyalara karşı Aykuplas. Aykuplas. Aykuplas güzel rüya görmek istiyorsa kişi Aykuplas kullandığı zaman zihnindeki bütün negatif düşünceleri siler. Kişi güzel rüyalar görür kullandığında. Artı kötü rüya görmenin bir sebebi de akşamları ağır yemek yemek. Ağır yemek yiyorsa ve yediği yemek sindirilmeden hemen yatıyorsa o kişi kötü rüyalar görür. Bir, iyi uyuyamaz. İki, bu nedenle akşam yatmadan önce ağır yememek gerekir. İlla ki bir şey yemek istiyorsa yoğurt yesin, yatsın. Hiçbir problem olmaz.
Peki hocam, bronşit için herhangi bir bitkisel takviyemiz var mıdır? Nasıl engelleyebiliriz veya problem ortaya çıktı nasıl tedavi edebiliriz? Evet, bronşite karşı birçok bitki var. Bunlardan birisi Afrika atırı, diğeri kekik, duvar sarmaşı vesaire. Afrika atırı ile ilgili birçok ülkede klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmalarda etkisi %100 ispat edilmiş. Toplam Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiştir. Faranjit, sinüzit sadece bronşite karşı değil. Kuru öksürük, öksürük, balgam atamama, tıkanma, nefes alamama, nefes darlığı çekme gibi rahatsızlığı olan 50 bin çocuğa Avrupa'da çocuk doktorları Afrika atırından elde edilen damla, draje ve şuruplarla tedavi etmişlerdir. Afrika atırı. Itırın 1050 çeşit ıtır var. Sadece Pelargonium sidioides, Pelargonium reniforme denen iki türü şifalıdır. Diğerlerinin ne maksatla kullanılıyor? Süs bitkisi olarak saksıda, balkonlarda, pencerelerde kullanılabilir. Bir de Türkiye'de yetişen Pelargonium gravilioles yani büyük ıtır var. Bu da sivrisinek öldürmek için kullanılır. Yani sivrisinek öldürmek için evde herhangi bir deodorant, kimyasal madde kullanmak iyi değil. Çünkü nihayetinde onu biz nefesle, bizde akciğerlerimize yerleşiyor. Bize de zarar veriyor. Kimyasal bir ilaç kullanmak, sinek öldürmek için, sivrisinek öldürmek için çok çok zararlı olabilir. Oysa Türkiye'de yetişen büyük ıtır yatak odasında, oturma odasında her ailede olması gerek. Bunun çevreye yaymış olduğu etirik, uçucu yağlar sivrisineğin metabolizmasını bozuyor. Önce uyuşturuyor, sonra öldürüyor. Ben Almanya'da yıllar önce böyle bir Alman'ı ziyaret ettim. Tanıdığım birini. Adamın oturma odasında böyle büyük bir boy ıtır yatak odasında evini gezdiriyor. Her tarafta ıtır dedi. Ne bu ıtır? Itırdan başka bir bitki yok mu sende dedim. Aa dedi. Sen bunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Biliyorum. Afrika'da şey büyük ıtır. Bizde çok olur dedi. Dedi bunun olduğu yere sivrisinek girmez. Ha o özelliğini bilmiyordum. Biz dedi ilaç kullanmayız. Her odada bir ıtır var. Bu bizi sivrisinekten korur. 30 yıl önce. İyiymiş dedim. Ben de deneyim. Birkaç tane ıtır aldım. Pencerenin önüne koydum. Sabah kalktım baktım pencerenin önü böyle sivrisinek duruyor. Hep ölmüş. Önce uyuşturur sonra öldürür. İlaç kullanmaya sivrisinek nedeniyle herhangi bir ilaç kullanmaya gerek yok. İlaç kullanmadan ıtır tamamen onu yok eder. Kekik ise ıtırdan biraz farklı. Kekik daha çok astım ve kronik bronşite karşı etkili. Türkiye'de 52 çeşit, dünyada ortalama takriben 400 çeşit kekik yetişir. Türkiye'de yetişen Thymus vulgaris, hakiki kekik, bronşite ve astıma karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Mesela bir araştırmada Almanya'da 7753 hasta üzerinde denenmiştir. Etkisi ispatlanmıştır. Kekiğin ekstraktı, bu da burada olması lazım. Evet. Kekik ekstraktı, alaçayı ekstraktı, ıtır, bu biraz önce bahsetmiş olduğum Afrika ıtırının ekstraktı, karabaş ekstraktı, papatya ekstraktı, oğlata ekstraktı gibi bitki ekstraları içerir. Bu kekik fuerte kullandığı zaman kişi çok ağır astım hastasını bile iyileştirir. Bazılarda bir aile, üç çocukları var. En büyükleri sık sık nöbet geçiriyor. Astım nöbeti, nöbet geçirdiği zaman da mosmor oluyor. Yanında sürekli spreyle gezmek zorunda. Unutursa okulda veya sokakta yakalanırsa tamam. Hastaneye kaldırana kadar çocuk morarıyor. Ya bana dediler ki ne yapacağız bu çocuk? Ne yapacağız? Çok kolay dedim. İksir
ve kekik. Başka bir şeye gerek yok. İksir bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu arıtır, temizler. Akciğerde 400 milyon alveolon denen hava kesecikleri var. Oksijen alıp karbondioksit veren hava kesecikleri bağırsaklarda oluşan gaz ve sıkışma nedeniyle ne oluyor? Büzülüyor, küçülüyor hava kesecikleri. Böyleyse biraz küçülürse, büzülürse oksijen alıp karbondioksit veremez hale geliyor. Kişi oksijenli bir ortamda oksijen alamıyor. Boğuluyor oksijensizlikten. İksir kullandığı zaman bütün akciğerdeki alveolen denen hava keseciklerini temizliyor, bronşları temizliyor, iltihapları önlüyor. Kısa sürede kişi sağlığına kavuşuyor. Bu çocuğu daha sonra gittim, aileyi ziyaret ettim. 3 hafta kullandıktan sonra sık sık astım nöbeti geçiren çocuk astım nöbeti geçirmiyor. 6 yıl oldu o günden bugüne. 6 yıldır astım nöbeti diye bir şey yok. Yani her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan burada hangi rahatsızlığa karşı hangi bitkiyi kullanacaksınız. Önemli olan bu. Benim küçük oğlum da doğduğunda hastanede, Almanya'da pek dikkat etmiyorlar. Eskisi gibi, eskiden hastanelere de çok özen vardı Almanya'da. Şimdi çok laşkalaştı, değer vermiyorlar yani. Çocuğa dikkat etmediler, üşüttü. Ondan sonra zatürre yakalandı. Wow, hasta çocuk, eve gidemezdiler. 4 çeşit antibiyotik veriyorlar. Ya ben eve götürür, evde tedavi ederim, iyileştirin diyorum. Yok, gidemezdiler. Dosyasını hemşireden aldım bir hafta sonra. Baktım ki hiçbir değişiklik yok. 4 çeşit antibiyotik yeni doğan bir bebeğe veriyorlar. Sağlığında hiçbir gelişme, hiçbir iyileşme yok. Dedim ki ben bunu tedavi, kendim tedavi edeceğim. Hiç gerek yok. Afrika ıtırından günde 4-5 defa birkaç damla çocuğun ağzına gizlice damlattım ben. Sonra çocuk 3 gün sonra avuç dolusu kustu böyle. Bütün akciğerlerindeki balgam attı. Önce el ve ayakları buz gibiydi. Soğuktu. 10 dakika sonra elleri ve ayakları pamuk gibi oldu sıcacık. Aa, ben Türkiye'ye gidiyorum dedim hanıma. Çocuk hasta hastanede, sen nasıl Türkiye'ye gidiyorsun dedi. Merak etme, yarın eve gönderirler dedim. Nereden biliyorsun dedim. Akciğerlerindeki bütün balgam pisliği attı. Hiçbir şeysi kalmadı dedim. Ha, fazla antibiyotik yüklemesinden. Yok şey antibiyotik dedi, çocuk perişan oldu. Evet. Benim vermiş olduğum Afrika ıtırı temizlenmiş oldu. Akciğerindeki bütün pisliği attı. 3 günde doktorlar muayene etmişler. Demişler ki ben Türkiye'ye geldim, bıraktım geldim. Çünkü biliyorum bir gün sonra eve gönderecekler. Aa, bu çocuk hemen iyileşti. Antibiyotikler çok iyi etki yaptı demişler. Bilmiyorlar tabii benim Afrika ıtırı verdiğimde. Afrika ıtırını orada bu Güney Afrika'da elmas madenleri efendim bulunduktan sonra çok yoğun insan Güney Afrika'ya gitti. Maden aramak için, elmas için, altın için, para kazanmak, madenlerde çalışmak veya kendisi maden çıkarmak için yüz binlerce insan Güney Afrika'ya altın ve elmas nedeniyle hücum ettiler madenlere. Ve çok yoğun insan çalışması nedeniyle ve çok kalabalık bir ortam aşırı bir verem hastalığı ortaya çıktı. Yüz binlerce insan veremde yakalandı. Buranın Zulu kabilesi vereme yakalanan insanları Afrika ıtırıyla tedavi ettiler. Yani vereme karşı dahi etkili antibiyotikler piyasaya sürülmeden önce Avrupa'da bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyordu. Başta verem, bronşit, öksürük, sinüzit, faranjit gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı.
Peki hocam, biraz da romatizmadan bahsedecek olursak buna karşı ne etkilidir? Neler yapabiliriz? Evet. Romatizmaya karşı, o da yine Afrika'da bir bitki var. Bütün yararlı bitkiler Afrika'dan mı çıkıyor o zaman? Yok, ya hepsi değil. Yani Afrika'dan biz sadece iki bitki kullanıyoruz. Birisi bu Afrika ötürü, diğeri de şeytan pençesi. Kökü ismini vatandaş sevmiyor. Şeytan pençesi denilmesini. Bunun Latince ismi Harpago. Harpago procombensis Latincesi. Harpago çiçeği kuruduktan sonra böyle pençe gibi olduğu için şeytan pençesi derler. Bunun üç türlü kökü var. Bir kazık şeklinde 70 santim uzun bir kök. İki saçak kökler. Üç yumruları var. Yerin altında 2 metre derinliğinde yer elması veya patates gibi uzun yumruları var. Bunun birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Bu romatizmaya karşı dünyada en etkili maddedir. Almanya'nın Freiburg şehrinde Profesör Doktor Kubrinski, sadece bu kadın binlerce artrit, artroz yani eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu, ankylozan spondilit, fibromiyaj yani yumuşak doku romatizması, omuz, sırt, bel, omuz, sırt, bel ağrıları, eklem ağrıları, kalça ağrıları gibi romatizma hastalıklarını tedavi etmiştir. Profesör Doktor Kubrinski. Ve bütün Alman firmaları burada Namibya çöllerini, Güney Afrika'da bitkinin yetiştiği çölleri hep ya satın almışlar ya kiralamışlar. Almanlar buradan bitki yetiştiriyorlar, monopol oluşturmuşlar hemen hemen onların elinde. Biz bunu direkt Afrika'dan alamıyoruz. Çin'den getiriyoruz. Çok komik. Bitki Afrika'da yetişiyor. Biz bunu ta Çin'den getiriyoruz. Türkiye'de ilk getiren bizim ve artı bunun çok özel bir formülünü geliştirdik biz. Harpago ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, altın başak otu ekstraktından oluşan harpago her türlü romatizmaya karşı çok çok etkili. Bugüne kadar 50 binden fazla insan üzerinde denilmiştir. Etkisi ispat edilmiş. Evet hocam, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenler, bugün